Tabi bu biraz lafın gelişi. İnternette hiç tecrübeniz yoksa, hiç altyapınız yoksa 24 saat içerisinde para kazanmanız çok zor. Ama yine de birazdan anlatacaklarım internette en hızlı para kazanabileceğiniz yollardır. Videoyu beğenip kanala abone olduysanız hemen başlayalım. Size anlatmak istediğim birinci yol TikTok canlı yayınları. Ön yargınızı bir köşeye bıraktıysanız TikTok'ta gayet düzgün canlı yayınlar açarak para kazanmaya başlayabilirsiniz. Hemen ilk olarak TikTok yayınları açarak para kazanmak için gerekenleri anlatmak istiyorum. 18 yaşında olmak, topluluk kurallarına uymak ve 1000 takipçiye sahip olmak. Sadece bu üçüne sahip olduğunuzda TikTok'ta canlı yayın özelliğiniz açılıyor. Ve bu koşulları sağladığınızda artık açtığınız canlı yayınlarda insanlar size hediye gönderebiliyor. Peki TikTok canlı yayını açacaksınız ama ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şu an TikTok canlı yayınlardayım. Bir tanesi kartlarla bir şey yapıyor. Bir tanesi yolu çekiyor, bir tanesi şarkı söylüyor, başka biri sohbet ediyor. Yani mesela oyunlara ilginiz varsa oyun yayınları yapabilirsiniz. Bunu çok gördüm. Şarkı söyleyebilirsiniz ya da bir müzik aleti çalabiliyorsanız bunu canlı yayında sergileyebilirsiniz. Hoş bir sohbetiniz varsa ve konuşkan biriyseniz normal bir sohbet yayını açabilirsiniz ve bu şekilde çok büyüyen hesaplar var sizin de bildiğiniz gibi. Vesaire vesaire. Yani yapabileceğiniz binlerce farklı içerik var. Aynı zamanda TikTok'ta şöyle bir olay var arkadaşlar. Canlı yayınınızın keşfete düşebilmesi için takip takipçi sayınızın yüksek olmasına gerek yok. Yani 1000 takipçiniz bile olsa, 2000 takipçiniz bile olsa bir anda yayınınıza 500 kişi, 1000 kişi gelebiliyor. Bu tamamen sizin yayınınızın insanları ekranda ne kadar tutabildiğine bağlı. Birisi sizin yayınınıza girdiğinde hemen sıkılıp çıkarsa TikTok sizin yayınınızı önermez. Yani TikTok'ta normal canlı yayınla video paylaşma arasında çok büyük bir algoritma farkı var. O yüzden öyle çok yüksek bir takipçiniz olmasına gerek duymuyor. Peki TikTok canlı yayını açarak ne kadar para kazanabilirsiniz? Buna bakalım. Açıkçası benim de tanımış olduğum bazı insanlardan öğrendiğim kadarıyla TikTok'ta yayıncılık yaparak Tek bir gecede 50.000 TL, 100.000 TL para kazananlar var. Ama aynı zamanda saatlerce yayın yapıp hiç para kazanamayanlar da var. Bu tamamen sizin insanları ekranda tutmanıza göre değişiyor. Ve bilmeniz gereken en önemli şey şu arkadaşlar, TikTok sizin canlı yayında kazanmış olduğunuz paradan en az %50 kesinti yapıyor. Peki bu kazanmış olduğunuz parayı nasıl çekiyorsunuz? Şu anda direkt olarak TikTok'ta banka hesabınıza para aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama tabii ki TikTok herhangi bir vergi olayına karışmıyor. Yani kazandığınız paranın vergisini ödemek tamamen sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Şimdi geldik ikinci yola. Arkadaşlar ikincisi de affiliate marketing yapmak. Bakın şu anda internetten para kazanmaya sıfırdan başlayacak biriyseniz benim size kesinlikle önereceğim para kazanma yolu affiliate marketing yapmaktır. Tam şu anda anlattığım terimler belki size yabancı gelecek ve affiliate marketing'in çok zor bir iş olduğunu anlayacaksınız ama işin içine girdiğinizde, kafanızda bir sistem oturttuğunuzda aslında bu işin bu kadar da zor olmadığını anlayacaksınız. Şimdi hemen sizlere çok basit bir örnek vereceğim. Arkadaşlar bizim yaklaşık 3-4 yıl önce açmış olduğumuz böyle bir kanal vardı. Belki bazılarınız biliyorsunuzdur, belki görmüşsünüzdür. Böyle bir kanal yapmıştık online para kazan diye. tabii şu anda devam ettiremiyoruz. Bakın en son videoyu bir yıl önce atmışız. Ama bu kanalda baya bir video yaptık. Böyle kripto paralarla alakalı işte Binance ile alakalı vesaire vesaire baya bir video yaptık. Ve bu kanal 2000 aboneye ulaştı. Şöyle en popüler videosunu da göstereyim. 63 bin izlenmiş. Sonraki 35, 28, 21 diye giriyor. Hani öyle çok yüksek izlenmeler de yok. Çok yüksek bir abone de yok. 2000 abonesi var. Ve ben bu kanalı YouTube'da herhangi bir videomda tanıtmadım diye hatırlıyorum. Sadece birkaç tane videomun kartlarına eklemiştim ama oradan da çok fazla bir insanın geldiğini ben sanmıyorum. Yani bu kanal tamamen organik bir şekilde büyüdü arkadaşlar. Yani böyle bir kanalı sıfırdan siz de yapsanız büyük ihtimal sizin kanalınızda tutardı. Ve biz bu kanalda arkadaşlar izlenmelerden değil, tabi izlenmelerden de para kazanabilirsiniz ama biz bu videoda tanıtmış olduğumuz borsalardan her kullanıcı başına para kazandık ve şu anda hani o zamanki kura göre hesaplayacak olursak sadece bu kanaldan 50.000 TL'nin üzerinde bir gelir elde ettik arkadaşlar. Yani videolarda bahsetmiş olduğumuz bu borsalara insanları yönlendirdik ve bize burada düzenli olarak bir gelir sağladı. Hatta bu kanala birkaç tane reklam teklifi de geldi ama kabul etmedik. Yani şimdi benim size anlatmak istediğim şey ne? Arkadaşlar affiliate ile para kazanmak istiyorsanız öyle 100.000'lik, milyonluk veya hani 50 binlik bile bir hesaba ihtiyacınız yok. Çok büyük bir kitleye hitap etmeden de affiliate marketing ile binlerce dolar para kazanan insanlar var. Hani benim videolarıma inanmıyorsanız yurt dışında video çeken insanlara bakın. Affiliate marketing diye YouTube'da aratın. Onların videolarını da izleyin. Sadece ihtiyacınız olan şey bir niş kitle. Önce kendinize affiliate ile para kazanabileceğiniz bir sistem belirleyeceksiniz. Bu otomobil konusunda olabilir, finans sektörü olabilir veya başka bir hizmet olabilir. Bunu belirledikten sonra o konuyla alakalı videolar yapmaya başlayacaksınız. İçerikler üreteceksiniz. Ve 1000 kişilik bir kitleniz bile olsa siz o 1000 kişiyi kullanarak gayet güzel düzenli bir gelir elde edebilirsiniz. Ve şimdi size Türkiye'de kullanabileceğiniz ve daha önce bazılarından benim de ödeme aldığım Affiliate programlarını göstereceğim. Birincisi influencerlar arasında çok popüler olan Trendyol Affiliate'i. Mesela Trendyol'un Affiliate programına katılabilmeniz için Instagram'da 30 30.000'in üzerinde takipçiniz olması gerekiyormuş. Tabi Trendyol biraz daha kurumsal olduğu için böyle bir takipçi istemesi çok normal. Hostinger diye bir hosting sahibi sağlayıcısı var. Hostinger'in de bir affiliate programı bulunuyor. Mesela siz insanları Hostinger'e davet ediyorsunuz ve sizin linkinizle Hostinger'e kayıt olup bir kişi para harcarsa siz bundan otomatik olarak bir komisyon kazanıyorsunuz. Aynı şekilde Fiverr'ın da bir affiliate programı var. Fiverr'ı birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir influencer platformu. Yeteneklerinizi paraya çevirebileceğiniz bir platform. Aynı şekilde insanları Fiverr'a davet ederek de para kazanmanız mümkün. Bu da benim en beğendiğim affiliate programlarından bir tanesi. Bu arada bu gösterdiğim sitelerin hepsinin linklerini açıklama kısmı koyacağım. Girip daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Ne kadar komisyon kazanacağınızı veya sistemin nasıl ilerlediğini hepsini daha detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir sonraki affiliate programı da arkadaşlar Notion. Notion aslında bir planlayıcı denilebilir bir planlayıcı uygulaması ve dünya çapında çok popüler. Yani Türkiye'de çok popüler değil ama dünyada çok sıklıkla kullanılan bir planlama uygulaması diyebiliriz. Aynı şekilde bunun da bir affiliate programı var ve mesela bu programda arkadaşlar davet ettiğiniz her kişiden %50 komisyon kazanıyorsunuz. Yani komisyon oranlarının ne kadar yüksek olduğunu artık Artık siz anlayın. Aynı şekilde markalar arasında da çok büyük bir rekabet olduğundan dolayı markalar affiliate programlarının çok üstüne düşmüş halde ve çok yüksek komisyonlar sunuyorlar. Bu da tabii ki bizim işimize geliyor. Aynı şekilde Udemy'nin de bir affiliate programı var. Udemy'nin affiliate programında da arkadaşlar sizin linkinizle bir kişi Udemy'ye girip eğer bir eğitim seti alırsa veya herhangi bir harcama yaparsa bundan yüzde %10 kazanıyorsunuz. Bu da iyi veya kötü değerlendirilebilir. Shopify'ın bir affiliate programı var. Dünyada çok sık kullanılan bir affiliate yöntemi bu ve Shopify'ın sunduğu özellikler gerçekten çok önemli ve çok para kazandırıyor. Bu yüzden de insanlar Shopify ile alakalı bir video yaptıkları zaman açıklama kısmına kendi linklerini koyuyorlar ve siz o linkten gidip Shopify'da bir dükkan kurduğunuzda bir satış yaptığınızda aktif bir şekilde kullandığınızda o affiliate linkini koyan kişi de bundan komisyon kazanıyor. Gördüğünüz gibi Shopify'ın da affiliate programının sitesi bu şekilde. Açıklama kısmına hepsini koyacağım. İsterseniz inceleyin. Bir sonraki affiliate programı da arkadaşlar Go GoDaddy'yi Go dediği birçoğunuz biliyorsunuzdur. Domain almak için hosting. Almak için veya kurumsal e-posta almak için go GoDaddy kullanıyoruz. GoDaddy'nin de aynı şekilde bir affiliate programı var ve çok yüksek oranda komisyon sunuyor. Bir sonraki de arkadaşlar hepsi buradanın affiliate programı yine Trendyol'a benzer şekilde çalışıyor. Ürünlerin linklerini takipçilerinizle paylaşıyorsunuz ve bundan komisyon kazanıyorsunuz. Bakın görmüş olduğunuz gibi hepsi burada da 10.000 takipçi istiyor arkadaşlar. Yani kısaca anlatmak istediğim affiliate ile para kazanmak için çok büyük bir kitleye ihtiyacınız yok. Sadece ihtiyacınız olan şey bir niş kitle. Bu niş kitle elinizde olduğunda o insanlar zaten sizin tanıtmış olduğunuz şeylere ilgili olduğundan dolayı verdiğiniz linklere tıklayacaklar. E tıklayıp bir de harcama yapmaya başlarlarsa siz bu sayede komisyon kazanmaya başlayacaksınız. Ve şimdi geldik 3. para kazanma yoluna. Üçüncüsü Instagram'da dijital ürün satışı. Şu an sıfır noktasında olsaydım büyük bir ihtimalle yapacağım ilk iş Instagram'da dijital ürün satmak olurdu. Çünkü Instagram'da bir Reels hesabının sıfırdan yükselebilmesi günümüzde gerçekten çok kolaylaştı. Tabi herkesle aynı içerikleri yapıyorsanız, hiçbir değer katmadan sıradan içerikler paylaşıyorsanız büyümeniz çok zor. Sonuçta ne kadar büyük bir rekabetin içerisinde olduğunuzun farkına varmanız gerekiyor. Bu yüzden ben sıfırdan başlayacak olsaydım da yine yüzümü gösterirdim büyük bir ihtimalle. Peki Instagram'da nasıl Reels'lar yapabilirsiniz? Yani ilgilendiğiniz, uzmanı olduğunuz bir konu varsa tabii ki çok iyi ama mesela şu an yapay zeka yardımıyla fitness, sağlık, motivasyon, kişisel gelişim ve benzeri birçok farklı konu hakkında içerikler üretebilirsiniz. Nişinizi belirledikten sonra yapmanız gereken düzenli olarak Reels içerik üretmek. Bakın benim mesela Instagram'da bir tane Reels hesabım var. Oraya editör arkadaşımız mesela yaklaşık olarak 1 ay 2 ay falan düzenli video attı ve şu anda 1600'den fazla takipçisi var ve milyonlarca izlenmiş videoları var. Ve içerikler sadece benim videolarımdan kesit. Yani oraya herhangi bir içerik üretmedim arkadaşlar ben. Sadece konuştuğum konular ilginç ve insanların dikkatini çekti ve hızlı bir şekilde büyüdü. Peki hesabımızı açtık, nişimizi belirledik, düzenli olarak içerik paylaşıyoruz. E yavaş yavaş takipçimiz de yükseldi. Peki şimdi nasıl dijital ürün satacağız? Arkadaşlar elinizde çok küçük bir kitle olsa bile o kitleye uygun bir dijital ürün satabilirsiniz. Mesela şu anda insanlar ne yapıyorlar? e-kitap satıyorlar. Çünkü neden? E-kitap en yüksek dönüşüm oranına sahip ve uygun fiyatlı bir şey olduğundan dolayı insanlar hiç düşünmeden satın alıyorlar. Mesela şu anda benim de bir e-kitabım var YouTube'dan para kazanmanın sırları diye ve şu anda güncel olarak fiyatı 150 TL. Yani şu an dışarıda 150 TL'ye bir yemek bile yiyemiyorsunuz. O yüzden insanlar bu parayı verirken çok fazla önemsemiyorlar. Tabi başlangıçta büyük kazançlar beklemeyin. Yani herhangi bir işte beklemeyin. Başlangıçta hedefiniz günlük 500 TL kazanmak olsun, 1000 TL kazanmak olsun. Ama işler büyüdüğünde, yani takipçi sayınız 50.000'i 50 geçtiğinde, 100.000'i geçtiğinde, 500.000'i geçtiğinde işte o zaman aylık minimum 100.000-200.000 bin, bin TL kazanırsınız. Dijital ürünlerden daha fazla para kazanmak istiyorsanız yani 2-3.000 TL'lik bir ürünü insanlara satabilmek istiyorsanız burada işler biraz daha değişiyor. Bir insanın sizin dijital ürününüze 3.000 TL ödeme yapabilmesi için sizin hesabınızın insanlara güven sağlaması gerekiyor. Ama mesela ilk 24 saat içerisinde 100 TL değerinde bir e-kitabı satabileceğiniz müşteriyi bulabilirsiniz çok rahat. İlla e-kitap olacak da değil. Yani e-kitap en kolay pazarlanabilir ürün olduğundan dolayı söylüyorum ama planlayıcılar, Photoshop şablonları, logo tasarımları, web site temaları veya fitness programı gibi daha yüzlerce farklı örnek verebiliriz. Şimdi geldik bir sonraki para kazanma yoluna. Online eğitim vermek. Şimdi diyeceksiniz ki 24 saat içerisinde nasıl eğitim hazırlayacağız da Eğitimi satacağız da evet haklısınız ama bu işin en zor kısmı zaten ilk başta eğitimi hazırlamak yani eğitimi hazırladıktan sonra o eğitimi pazarlamak, insanlara ulaştırmak aslında en kolayı. Önce gerçekten sağlam bir eğitim hazırlamalısınız. Eminim bu videoyu izleyenler arasında üniversitede bazı bölümleri bitirmiş insanlar vardır. Yıllarca bu okullara gidiyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz, hatta uzmanlık seviyesine geliyorsunuz. Peki neden öğrendiklerinizi hızlı bir şekilde bir kurs haline getirip insanlara satmaya başlamıyorsunuz? Bunu şu anda yüzlerce insan yapıyor ve eğitim satarak milyonlarca lira gelir elde eden insanlar var. Evet, benim de bir eğitim setim var YouTube'la alakalı ama benim ana gelir kaynağım eğitim satmak değil. Şu anda belki içinizden diyorsunuz ki benden kim neden eğitim alsın? Zaten piyasada yüzlerce eğitim var. Neden beni seçsinler diye olabilirsiniz. Ama bu çok yanlış bir bakış açısı. O zaman neden mesela hala yeni YouTube kanalları açılıyor? E zaten piyasada bir sürü kanal var. Mesela hala yeni açılan bir sürü eğlence kanalı var. Bu eğlence kanalları şunu söylemiyor. Zaten piyasada Orkun Işıtmak gibi yıllarını vermiş tek bir içerik için on binlerce lira para harcayan bir sürü kanal varken neden beni izlesinler demiyorlar. Çünkü neden? Belki de sizin videonuz insanların hoşuna gidecek. Sizin yaptığınız espriler, sizin kişiliğiniz veya konuşma tarzınız o insanların hoşuna gidecek ve sizi sevecekler. Mesela ben bu kanalda YouTube'la alakalı eğitim videoları çekerken diğer kanalların yaptığı şeyleri de yapıyorum. Onlar zaten yapmış benden niye izlesinler demiyorum. Neden? Siz ortaya kendi yorumunuzla bir ürün koyarsınız ve son kararı müşteri verir. Yani izleyiciler. Online eğitim vermek için iki tane seçeneğiniz var arkadaşlar. Birincisi Udemy'yi kullanmak. Takipçi kitleniz yoksa ve neredeyse 0 TL maliyetle bu işe başlamak istiyorsanız kesinlikle Udemy'de bir eğitim seti oluşturabilirsiniz. Ama 0 TL maliyetle başladığınız için ve aynı zamanda Udemy sizin eğitim setinizi pazarladığı için sizin eğitim setinizin kazançlarından yüksek bir miktarda komisyon alıyor ya da ikinci yol takipçi kitleniz varsa ve bu iş için ufak da olsa bir sermaye ayırdıysanız yani daha profesyonel bir şekilde ilerlemek istiyorsanız Teachable'ı kullanabilirsiniz. Bu platformda arkadaşlar şu anda birçok eğitimcinin kullandığı ve gerçekten profesyonel bir eğitim platformu. Burada kendi online kurslarınızı veya dijital ürünlerinizi yayınlayabiliyorsunuz. Yani aslında tamamen size özel bir sistem oluşuyor. Tabii bunun da bir karşılığı var. Şu anda Teachable'da giriş seviyesi bir hesap açmak isterseniz aylık 40 dolar ödemelisiniz. Tabi yıllık ödediğinizde bu fiyatlar ama pro seçeneğini seçerseniz de 120 dolar ödüyorsunuz. Teachable'ı ücretsiz olarak da kullanabiliyorsunuz ama bence pek güzel olmuyor. Yani Teachable gibi bir platform kullanacaksanız Bence aylık 40-50 dolar ödeyerek kendi profesyonel sitenizi oluşturmanız sizin için çok daha yararlı olacaktır. Evet benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Sizlere internette en hızlı para kazanabileceğiniz yolları anlatmaya çalıştım. Tabii ki bunun yanında birkaç farklı yol daha vardır. Ama ben daha çok kendi tecrübemin de bulunduğu, daha önceden benim de yapıp para kazandığım yolları anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bunu gibi videoların daha fazlası gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenebilirsiniz. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.